salondan başlayalım, oturma odamızdan. Artık burası evin salonu, oturma odası değil mi? Biraz ona geçelim. Sen de biraz böyle bir açıl, biraz kahvenden bir yudum al. Evet, kahvenden hiç içmedin. Kübra arkadaşına içir kahvesini falan. Ay, çok heyecanlı. O da kahveden boğulurmuş. Yok yok, Allah korusun. Bugüne kadar yayınımızda kimse boğulmadı. İstemiyoruz da boğulmalarını. Ben ilk oldum o zaman. Yok yok, sen de sağsın, hala iyisin. Şimdi nasıl buldunuz Kübra'nın salonunu arkadaşlar? Kübra Hanım'ın salonu epey dar. Eşyalar buraya biraz büyük kalmış gibi. Ancak mavi renk odaya güzel bir hava katmış. Anı köşenize de bayıldık. Daha nice güzel anılar biriktirmenizi diler, sözü gelinlere bırakırım. Sevcan sen başla. Salon çok ferah. Benim hoşuma gitti. Ama saatini beğenemedim. Daha farklı bir saat olabilirmiş. Duvarın gri sanırım. Hı-hı. Parlak. Üstüne de çok hareketli bir saat koymuşsun. Hı-hı. İkisini uyduramadım pek. Sen ne diyorsun? Şimdi şöyle, içeriye girdiğimizde gerçekten çok büyük bir ferahlık var. Ben mutfakta da beyazı seviyorum. Hı-hı. Buraya da bence yakışmış, burayı açmış. Hele şuradaki tabloları beyaz kullanman gerçekten böyle insanı içine açıyor. Resimler de çok güzel. Ama bana kalırsa bu kadar çok resmin burada olması koridoru beni biraz yordu. Ya. Evet, çünkü burası salon. İpek Hanım duvardaki fotoğrafların çok karmaşık olduğunu ve beğenmediğini söyledi. Aslında hani çok yakıştırılmayacak bir şey yok. Sonuçta boş kalmış bir duvar. Fotoğraf da koyulabilirdi. Farklı bir obje de koyulabilirdi. Benim gözüme batmadı. Arkada koyu bir gri duvar var. Bunu siz mi yaptınız yoksa eve geldiğinizde var mıydı? Ben buraya pek yakıştıramadım. Çünkü burası zaten çok ferah. Bu sanki biraz burayı boğmuş gibi. Bir de koltuklarla duvar biraz bağımsız olmuş. Onun dışında ben beğendim, ferah. Salon ilk içeri girdiğimizde gerçekten ferah. Çünkü salona ilk girdiğimizde arka tarafta kalan bu gri duvarı görmüyoruz. Bu gri duvar olmasa, bir de bu masa olmasa bence güzel yani. Ben yorumumu yapayım. Kübra'cığım, evin gerçekten şirin. Hani ufak olmasına rağmen çok güzel değerlendirmişsin. Spotlar çok ferah gösteriyor. Benim de beğenmediğim şu arka planda duvarın o kullandığın duvar kağıdı oluyor değil mi? Yok, sanırım? O taş oluyor sanırsam. Taş. Onu çok beğenemedim çünkü genel olarak spor bir havası var. Yani ne çok spor ne çok klasik. O havayı bir tık şey yapmış gibi. Bozmuş gibi. Yani şu duvarını beğenemedim. Saatten ne olabilirdi? Düz kalabilirdi bence. Çünkü yani çok ufak olduğu için daha da ferah olurdu. Koyu renk olduğu için biraz daralttı mı? Evet, bir salonu. De koltuklarla çok uymuyor. Hani beyaz olsaydı daha ferah olabilirdi. Yani koltuğunu değiştirirsen ama güzel olabilir. Evet, koltuklarımı da çünkü değiştireceğim daha sonra. Öyle mi? Bu eve yeni taşındım ben, 2 ay oldu. Bütün mobilyaları birden değiştirmek olmadı. Yavaş yavaş değiştireceğim. Evet, dediğiniz doğru. Ben de bu konuda katılıyorum. Ama duvarımı çok beğenerek yaptım. Çok istedim. Özellikle ev yüksek, aydınlık diye, ferah diye beni hiç boğmadığı için çok hoşuma gitti duvarım. Beyaz bir koltuk takımı kullansaydın daha bir kendini gösterebilirdi. Evet. Ya da çok açık gri olacak. Evet, zaten açık gri tonlarda bir L koltuk düşünüyorum açıkçası buraya. Daha böyle farklı bir ambiyansta. Ama dediğim gibi şu an bu şekilde, siz de haklısınız o konuda, evet, koltukların bir uyumu. Onun dışında güzel halılarını falan koltuğuna uydurmuşsun yani, sadece şu duvar. Evet, bu duvarı olmadı. Ne kadara dediniz, ortalama ne kadara yaptırdınız? Böyle bir duvar hani insanlar yaptırmak isteyebilir, geniş bir salonu varsa. Taş demiştin değil mi? Evet. Evet, cam sıva. Yani usta el işçiliğiyle beraber bir 1500 TL ödedik. Bence güzel. Peki halının fiyatı nedir? Halım çeyizimde aldığım için tam hatırlayamıyorum. Hani şu anki fiyatları 2500 falan olabilir. Olabilir. Şu anki ama o zaman hatırlayamıyorum. Koltuğuna halısı uymuş mu sizce? Uymuş. Bence de uymuş. Şam renkleri tutturmuş, yakalamışsın. Ben bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Şimdi burası merkezi sistemle mi aydınlatılıyor? Merkezi sistem derken? Merkezi sistem de yani bu ışıkları siz hiç söndürmüyor musunuz? Sürekli yanıyor da böyle. Yok. Ben bir avize beklerdim, hani avize olsun böyle açıp kapatmalı. Ben burada yani şeyle göremedim, ne deniliyor ona? Düğme mi?
aynen elektrik düğmesi de göremedim. Hiçbir şey göremedim. Herhalde dedim burası merkezi sistemle falan aydınlatılıyor. Yok, düğme var. Oradan istediğin gibi ayarlıyorsun. İster daha kısık ışık, ister daha fazla ışık. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Avizede kullanmak istemedim. Çocuğum var. Çalışıyorum. Yani her şey... Evet. Fazla olurdu buraya bizim. Ay ilahi Kübra Hanım. Anlayamadım ilk başta. Dedim ne diyor? Merkezi sistem. Merkezi sistem derken neyden kastediyor? Öyle bir sistem vardı ben mi bilmiyorum? Bayağı bir düşündüm. Daha sonra ufak tefek bir şeyler söyleyince anladım ki yanlış bir şeyden bahsediyor. Gerçekten çok güldüm. Ben burası merkezi sistemle mi aydınlanıyor derken aslında ben ona sensör diyecektim. Orada bir espri, bir ironi yapmak istedim aslında. Hani merkezi sistem ısıtma var ya kaloriferle. Dedim ki hani merkezi sistemle mi aydınlanıyor diye bir espri yapmak istedim. Anlamadı ilk başta Kübra Hanım. Sordu böyle bir kaldı böyle bir. Kaldı böyle. Daha sonra dedi ki hani hayır dedi merkezi sistemle falan hani şey aydınlanmıyor dedi. Spot bunlar dedi. Düğmesi var onunla açılıp kapanıyor dedi. Yani öyle daha bir ambiyans. Şu orta istedim, havuz spot olmasaydı eğer evet burası yüksek bir de bence böyle güzel bir avize burayı iyice güzel bir hale getirebilirdi. Ama havuzu siz girmeden mi yaptırmışlar? Evet. Ya, yok biz yaptırdık. Her şeyi biz yaptırdık. Evet. Ama havuz yerine böyle gerçekten böyle gösterişli bir avize bence burayı çok şık gösteriyordu. Evet. Bir önceki evimdeki avizemi herkes çok beğeniyordu. Gerçekten güzel bir avizeydi. Hı-hı. Çocuk da biz büyüdü. Taşlarını aslında söktüm. Aslında çocukla ne alakası var? Yok taşlarını söktüm. Aynı çünkü o taşlar her bir yastık attığında top attığında tek tek düşmeye başladı. Taşlı anlayabilirsin mesela öyle. Sonra değiştirdim. Bir risk olarak gördüm. Hı hı. Çünkü bunu şimdi hepiniz çok daha yenisiniz. Çocuğunuz olunca o kadar iyi anlayacaksınız yok, ki beni. Çok çocuk geliyor bizim evimize. Çok da oyuncak şimdi ve oynuyorlar ama. Şimdi misafirle kendi evi o kadar farklı oluyor ki. İlk defa duydum çocukla evin avize kullanmadığını. Şimdi kız ne yapsın? Kız hem temizlikten yok. Çocuk sadece yok. Çocuk sadece neden değil? Temizlikten yana da çalışan bir insan olduğum için her şeyin pratiğini düşünüyorum. Her şeye yeteyim istiyorum. Doğru. Çocuğuma da vakit ayırayım, evime de vakit ayırayım. Ne kadar hızlı olursam her şeye de yetmiş olurum. Çok haklı. Diyor. Evet. Değil mi? Çok haklı. Çalışan olunca anlayamayız. Şu evde yaşıyorsan hani evle okey ilgileniyorsun ama hem çalış hem çocuğu büyüt yani hızlı akıp giden bir zaman evet. Kolay değil. Peki tül, perde ve fon siz hep sorarsınız arkanızda kaldı hanımlar. Ben şu ayrımı anlayamadım. Şimdi bayanlar sanki dikilmiş gibi. Sabah perde normalde tek yanda fon olarak aslında duruyor. Çünkü önüm açık olduğu için zaten güneşlik falan da kullanmıyorum. Ayrıca bu tarafa da bir şey kullanamadım. Duvarıma klimam maalesef bu duvara olmadı. Oraya koymak zorunda kaldım. O altta fon koyamayacağım için, boş kalmaması için o şekilde çerçevelerle donattım. Bir renk katmak istedim. Hani havası değişsin diye. Evet. Dediğim gibi perde de o yanda duruyor normalde. Önünde hiçbir bina da yok. Evet. Oh açıyorsun ferah ferah. Manzarası güzel. Şöyle bir bak. Manzarası çok güzel. Evet manzarası güzel. Aslında ben bir fon isterdim. Yani kenarlarda hani fon dursun böyle güzel. Ne renk zaten olmalıydı? Fon olarak bir renk ya da yani anlamadım şu renk de olabilir böyle hani grimsi bir renk ya da. Koltuklara uygun bir fon isterdim tabii, tabii diyor. Tabii mavi ya da beyaz olmadı artık perdeler beyaz. Yani mavi isterdim. Mavi çünkü mesela Kübra'nın biliyorsunuz koltukları pembeydi fonları da pembeydi. Öyle seviyor ya. O şekilde düşünürdüm diyor. İşte fon koyacak yerim ama olmadığı için. Ama kararında kullanmak da iyi mesela. Bence. Koltuk da yeter. Evet. Bence de. Çünkü halıda da kullan.